İKAS hızında e-ticaret nedir? Bence İKAS, e-ticaret siteni sık diye açmaktır. İKAS, tek ekrandan tüm dünyaya satış yapmaktır. İKAS satışlarınızın katlanarak artmasıdır. <laughs> İKAS, 7.24 yanında. E-ticarete İKAS'la başla. İKAS hızında e-ticaret. Modern Futbol'da Beşiktaş bölümündeyiz. Beşiktaş 2-0 öne geçtiği maçta Göztepe'ye 4-2 mağlup oldu. İç sahada yanlış hatırlamıyorsam 1968'den beri ilk kez iki farklı öne geçip ligde 68. bu skoru kaybetti. İç sahada dışarıda en son 2012 senesinde olması lazım. Antep maçı sanırım 2-0'dan 4-2. Şimdi çok konu var aslında. Van Bronckhorst yönetimin medya ve taraftarı olan iletişimi ama şuradan başlamak istiyorum. Şimdi her takım kötü sonuçlar alır. Her takım bazı sezonlarda beklenenin altında kalır. Ama Beşiktaş 4 sezondur neredeyse. Lige ocağı göremeden adeta havlu atıyor. Maalesef yani Hasan Arat bu tabiri kullanmamızı pek istemiyor ama biraz öyle duruyor. Ee, bu süreçte iki başkan gelmiş Beşiktaş'ın başına. Öte yandan yaklaşık 10-11 teknik direktör de geldi sayabildiğim kadarıyla. Geçici teknik direktör, kalıcı teknik direktörler. Ee, sorum çok net. Beşiktaş nasıl ve ne şekilde... fabrika ayarlarına geri dönecek? Çok zor. Yani, gerçekten bir silvaştana ihtiyacı var... Beşiktaş'ın. Ee, yani ben... Beşiktaş derin konudur gerçekten. O derine ben girmeyeyim. Ee... O Beşiktaş'ı benden çok daha iyi tanıyanlar, bilenler e, girse daha iyi olur. Daha bizi aydınlatırlar aynı zamanda ama şunu söylemek zorundayım. Baştan başlayalım. Bir performansa bakalım. Bugün deniyor ki işte Galatasaray gibi, Fenerbahçe gibi takım kurmadınız. Ben de diyorum ki tam doğru olabilir. Tabii. Onu ben de görüyorum. Yani. Hı hı. Öyle. Fenerbahçe ve Galatasaray kalitesinin altında Beşiktaş. Ama Fenerbahçe bu sezon Beşiktaş bu sezon henüz Fenerbahçe ile oynamadı. Evet sadece Galatasaray'la ile oynadı. Diğer bütün takımlardan kadro olarak daha iyi olması gerekiyor. Öyle, öyle değil mi? Öyle. Yani geçen seneden daha iyi değil mi kadrosu? Evet. E, geçen sene bu dönem üçüncüymüş. Evet. Geçen sene bu dönem arada 7 puan fark varmış sadece. 8 vardı bu sezon 13. 8 varmış olmuş, bu sene 13 varmış. olmuş. Yani geçen seneden geriye gitmiş. Şimdi yeni yönetim ne diye geldi? Biz Beşiktaş'ı Beşiktaş gibi yapacağız diye geldi. Değil evet, mi? Doğru. Bakın öyle büyük bir... sorun... şimdi görünmüyor o da... yarınlar için bir sorun görüyorum. Büyük olduğunu düşündüğüm bir sorun görüyorum. Umarım yanılırım. Büyük tehlike olur çünkü. Beşiktaşlar pek seslendirmezler ama... pek dil, dillendirilmez bu ama Beşiktaş, Beşiktaşlarındır diye bir motto'su vardır Beşiktaş'ın. Süleyman Sabah'dan kalma bir mottodur bu. Beşiktaş Beşiktaşlılarındır. O dönem Beşiktaş'ta Beşiktaş'ın eski futbolcusu İnönü Stadı'nın ilk golünü atan, açılış golünü atan merhum Süleyman Seba kulübün başkanıydı eski sporcu olarak. Futbol şube sorumluları kulübün içinde başkana en yakın olan yöneticiler genellikle eski sporculardan, en az bir tane eski sporculardan olurdu. Yani o Beşiktaş Beşiktaşlılarındır demekti. Baba Hakkı da işte onun elini öper... idmanı öyle çıkarmış. O da... şeyi... atarmış oraya. Metin Hoca anlatıyor. Hı hı. Baba Hakkı'nın elini öperdik... antrenman sahasını öyle çıkardık diye. Siz hatırlıyorsunuz burada. Beraber evet. konuşuyoruz Metin Hoca'yla. Sporcu kulüptür Beşiktaş. Bugün Beşiktaş Başkanı... Beşiktaş'ın eski basketbolcusu. Doğru mu? Evet. Beşiktaş... sportif direktörü... Beşiktaş'ın eski kaptanı eski teknik direktörü. Hı 7 ay kadar önce futbolun patronu benim demişti. Hatırlıyor musunuz? Doğrudur. Sayın Samat Aybaba'dan Al bahsediyor. Evet. Beşiktaş basın sözcüsü, Beşiktaş'ın gol kralı Feyyaz Uçar. Yani bu Beşiktaş, Beşiktaşlılarındır mottosuna çok uygun kadro olarak. Hı hı. Eski Beşiktaşlı basketbolcu, eski Beşiktaş kaptanı ve teknik direktör eski Beşiktaş'ın Sandfor'u. Böyle görünüyor. Ama gelinen noktada yarın öbür gün şu modda ortadan kalkabilir. Ya Beşiktaş, Beşiktaşlarındır başımıza neyi şaştı dedirtmemesi gerekiyor bu yönetimin. Şimdi kimse ortada yok. En son başkan en beğenilmeyen, türbünlerden en çok tepki alan, ya artık yeter. Yani yorumcuların en fazla eleştirdi. Ya Joao Mario oynar mı oynamaz mı? Joao Mario için bir açıklamada bulundu. Joao Mario'yu hocamız istedi diye. Tamam hocamız istedi, söylediniz. Peki diğerlerini kim istedi? Futbolun patronu mu istedi? Siz mi istediniz? Güvenlik şefi mi istedi? Hoca mı istedi? Yardımcı hoca mı istedi? Kim istedi onu da söyleyin. En kötüyü söylediniz. Evet. Şimdi diğerlerini söyleyin. Çok da zor değildir. Eğer Joao Mario'yu kimin istediğini söylediyseniz yani hocanın üstüne kaldı en kötüsü. Yani diğerlerini de söyleyebilirsiniz. İkincisi bu tabloyu düzeltemezse Beşiktaş'ın bugünkü mevcut yönetim kurulu ve profesyonelleri Beşiktaş Beşiktaşlılarındır mottosu çok yer alır. Yarın öbür gün bugünkü futbolcularda yakın geçmişte futbolu bırakan Beşiktaş yani Beşiktaş'ın çocukları diye bakılan gençler, işte bana göre genç olanlar, kardeşlerimizde yarın Beşiktaş'ta top oynayacaklar da Beşiktaş'ta profesyonel veya fahri görevler almak konusunda ya geri adım atarlar ya da öne bir adım atamazlar ya da seçilemezler. O yüzden bu ekibin bu tabloyu düzeltmesi gerekiyor. Ne olursa olsun düzeltmesi gerekiyor. Bu, bu bugünkü Beşiktaş için değil. Beşiktaş'ta bütün profesyonel sporcular için... de gerekiyor aynı zamanda. Bunu yapmaları gerekiyor. Önce bunu söyleyeyim. Hı hı. İki... Işte di diğerleri kadar bütçemiz yok. Ama Eyüp'ten daha iyi bütçesi var. Tabii Beşiktaş'ın. Göztepe'den daha iyi bütçesi var. Diğer herkesten daha iyi bütçesi var ve şampiyonluktaki rakipleri Fenerbahçe ve Galatasaray'dan daha geride olduğunu biliyoruz. Bütçe olarak da, kadro kalitesi olarak da. Ama bunlardan sadece Galatasaray'la bir maç oynadı. Hı hı. Yani içeride Göztepe'yi kaybetti. Puan kayıpları var. Yani öndeyken e, dönülen maçlar var. Neredeydi? Deptah Kasımpaşa Gaziantep, Gaziantep, Kasımpaşa, Kasımpaşa Göztepe. Yani bu ekipler de Beşiktaş'tan daha iyi durumda değiller. Hı, hı. E, yani olay sadece kadroya kalmamalı. Artık kadroya kalırsa bu paraya bu takım mı olur? Sorusu sorulur. Sorulur. Nereden biliyorum? <laughs> Bize yakından <biliyorsunuz>, <laughs> Bize de sordular. E, neticede sorulur bu. Daha iyisini yapmak mümkün olabilir miydi? Bunu düşünmek lazım ama hala gecik, gecikmiş, kaybedilmiş. Yani ligde Bence şampiyonluk yarışı havlu atıldı. Hı hı. Ama en azından ilk üçte tutunma, ilk üçe girebilme, Avrupa Kupalarına atabilme, Türkiye Kupası'na bir daha iddialı olma, UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan çıkabilme, ilerleyebildiği kadar ilerleyebilme, geleceğe dair bir takım adımlar atma, yani devre arasında birkaç transfer yapma bunları yapmalı. Bu bu olanakları sağlamalı Beşiktaş'ın işte bugünkü yönetimi. Yoksa sadece kendilerine değil, kendilerinden sonraki Beşiktaşlı, yani Beşiktaş'ta göreve talip olacak sporculara da engel olurlar. Bu iyi olmaz. Bu iyi bir miras bırakmamak olur. İyi anılmazlar eğer öyle olursa. Benim için sorun yok ama Beşiktaş sporcular, Beşiktaş'ta görev hayal eden sporcular var. Antrenör olarak, direktör olarak veya yönetici olarak hizmet etmek isteyen arkadaşlarımız var. Onlara bu kötülüğü yapmamaları gerekiyor ki e, haziranda bir seçim var. Olağan seçim. Hasan Arat'ın da aday olup olmayacağı. Yani ben en son perşembe günkü Beşiktaş Meydanı e, buluşmasına gitme şansım oldu. Beşiktaş'a teşekkür ediyorum. Güzel bir ortam yaratılmış. Çok şeffaf derecede muhabirler sorularını sayın başkana yönelttiler. Adaylık sorulduğunda net bir cevap vermedi. Aday olmama ihtimalinin hala masada olduğunu yorum olarak söyleyeyim. Bence aday olmayacağını da ...belirtmek istiyorum. Ben o izlenimi aldım. Ben de aday olacağını zannetmiyorum. Evet. Şimdi Ama konuya... aday olmayacak diye de... ...yani kalan sürede, yani Haziran'a... ...Kongre'ye kadar ki olan sürede de... ...ne anlıyor ki hepsini ortaya koymaları gerekiyor. Hı -hı. O konuya geleceğim. Şimdi sizin de... <laughs> ...çalıştığınız dönemki Beşiktaş'a baktığımızda aslında... ...Fikret Orman seçildikten sonra... 3 sezon üst üste Beşiktaş şampiyon olamadı. Hı -hı. Ve e, şu anda Beşiktaş taraftarı stadyumda çok fazla belki dillendirmiyor ama bu eleştirileri almamıştı o dönem Fikret Orman. Buradaki farkı soracağım. Çünkü Fikret Orman çıkıp da feda döneminden tutun sonraki dönemlerde de beklentinin ne seviyede olması gerektiğine ve durumu tamamen rasyonel bir şekilde değerlendirdiğini düşünüyorum. Buradaki yönetim, Hasan Arat yönetimi bu sezon için neden bunu yapmadı? Bu bir hata mıdır? Bence bu bir hata. Ee, belki Süper Kupa'nın büyüsüne kapılmış olabilir. Yani hem yani geldiler ve e, bir ay, bir buçuk ay arayla hem Türkiye Kupası hem de e, Süper Kupa kazanıldı. Ki Süper Kupa çok gösterişli bir maçla 5-0'lık e, Galatasaray galibiyetiyle kazanıldı. Belki o kafaları karıştırmış olabilir ama o günlerde söylemiştim. Beşiktaş'ın hedef maçı bu maçtı. Galatasaray'ın hedef maçı Şampiyonlar Ligi ön elemeleri. Yani Başka türlü bakıyor. Ligde çok daha farklı olur dediğimizde... ...bayağı, bir, bayağı dayak yemiştik ama... E, ...o galibiyet kandırmış olabilir bir. İkincisi... ...yani Beşiktaş'ta ikna edicilik... ...de biraz belagat gerektiriyor. Yani... ...etkili cümlelerle bunu anlatmanız gerekiyor. O dönem Sayın Fikret Orman bunu yaptı. Bir kere bir tema seçimiyle yaptı. Tema. Feda diye bir... tematik bir sezon ortaya koydular. O feda sezonunda her, herkes... ne var ne yok... elinden gelen her şeyi... bütün yaratıcı unsurlarını kullanarak... E, gayretle sahiplendi dönemi. Beşiktaş Ligi üçüncü bitirdi. Son iki haftaya kadar da yarışın içinde kaldı. Evet. Son iki sezon fedanın uzantısı olan sezon... zaten stat yoktu. Ama ilk dört maç galibiyetle başladı. Sonra ağır cezalar aldı. Çok ağır. Ha, aylarca tribününü göremedi. Aylarca e, seyircisiyle buluşamadı deplasmanları hariç. Betona top oynadı ya Kasımpaşa'da ya Olympiakos'ta. Ama bir şekilde 30. haftaya kadar e, Şampiyonlar Ligi bileti şeyini koruyordu hala. Hatta 32'de falan kaybetti evet. Şampiyonlar Ligi hakkında. Sivas deplasmanı da bitti. 32. haftaydı galiba yanlış hatırlamıyorsam. O öyle gitti. Yani başkan şimdi anlatmış olsaydı da skorlar destek vermemiş olacaktı ona. Bakın o senelerde görülmesi gereken bir işte tromsomacının maçının atlatılmasıydı. Hı hı. Takım Tromso maçını atlattı. Yani cezayı çekmiş kabul edildi o sene. Yani bir yıl ceza almıştı ya Beşiktaş. Bu Onu halletmiş oldu. Şimdi yönetim anlatmış olsa bile takımın da biraz destek olması gerekiyor. Takımdan o desteği alamadı yönetim kurulu. Ama neden alamadık diye de kendilerine sormalılar. Şimdi bugün hocayı beğenmiyorlarsa ben yani nasıl sayın başkan çıktı? Cova Mori'yi hoca istedi ondan aldık diye. Hocayı da ben istedim veya Ahmet istedi, Mehmet istedi. Kim istediyse o, o istedi ondan aldık demeli. Eğer hocayı beğenmiyorlarsa yani şu anda topun ağzına hoca geldiyse. Öyle mi? hocayı kim seçti? Hangi kriterlerle? Bakın ben hala söylüyorum. Giovanni Van Bronckhorst geçmişte başarıları olan bir teknik adam. Yarın öbür gün yine başarıları olacak. Burada iyi gitmiyor ama. Hı hı. Yani televizyon maçı beni e, endişeye götürüyor. Mutlaka kazanılması gereken bir maç. O maçı kazanır, Hatay Deplasmanı'nda kaybetmeden dönerse Fenerbahçe karşısına yani e, turun derbilerde tepkisel bakmaz. Derbilere farklı bakar. Derbide kendi çocuğumuzu ezdirmeyiz perspektifiyle tribünde yer alır. İstiklamaz, bağırıp çağırmaz, şey yapmaz. Kötü anlamda yani de, de, köstek olmaz takım asla asla. Ama o maça öyle gelebilmenin, tribün desteğiyle gelebilmenin yolu televi maçı kazanılarak bitecek. Hatay deplasmanları minimum yani ben bence o da kazanılması gerekiyor da hı hı. en kötü kaybetmeden ya dönülecek. Evet. Van Bronckhorst konusunda da bir soru sorayım. Şimdi Van Bronckhorst Beşiktaş'a imza attığı gün, imza toplan, basın toplantısında ona siz yarışmacı mı yoksa kurucu teknik adam mısınız soruları yöneltildiğinde tek bildiğim şampiyonluklar ve kupalar kazanmak demişti. Van Bronckhorst kaybedilen Göztepe maçının ardından baskıyı her zaman hissediyorum ama ligi 46 puan geride bitirince şampiyonluktan bahsedebilir misiniz? Ligi Mart ve Nisan aylarına götürmemiz gerekir açıklamasını yapmıştı. Şimdi burada iki farklı demeç var aslında sanki başka isimler söylemiş gibi. Ee, o dönem 46 puanı söylemeyen Van Bronckhorst neden şimdi 46 puan diyor? Ben o konuda üzerine gidilmesi doğru olmam. Ee, bu şimdi Okan Buruk lider, Jose Mourinho ikinci. Onlar yarışın içinde ateşli bir şekilde devam ediyorlar. Ee, Hiçbir teknik direktörün yaşamasını istemem ama 46 puan geride kalmış bir takım başına gelip... ya biz 46 puan geriden başlıyoruz diyerek e, yeni bir sayfa açamazsınız. Daha umut var. Şeyler söyleme mecburiyetiniz var. Yani görev bunu... sizden istiyor. O gün öyle söyledi, bugün böyle söyledi. E bu bu gerçek değil mi? 46 puan gerçek. geriden geride başlamak. Bu bir gerçek ama şu da gerçek. E şimdi daha da fazlaya gidecek gibi duruyor. Evet. Yani geçen seneki 12. hafta ile bu seneki 12. hafta arasında Beşiktaş eksi 5 puanda. Geçen hafta, geçen, geçen sene Eksi 5 ile başlıyor yani. Hı hı. Daha sıkıntılı bir durumda. Belli ki hoca da umudu kesmiş o zaman takımdan. Yani belki kendisinden de olabilir bilemiyorum ne yaşadığını. Çok kısa izin muhabbetini sorayım. Çok konuşuldu o izin. Geçen de söylendi. Ee, şöyle bir bir izin hocam. falan diye. Milli arada Van Bronckhorst takıma 5 gün izin verdi. Evet. Ee, Beşiktaş medya mensupları da basın toplantısında Van Bronckhorst'a bunu sordu. Fazla izin mi acaba diye. Bu izin günü sayısı 5 gün normal bir gün mü sizce diye kötü gidişatta bunun etkisi var mı diye sorulduğunda Van Bronckhorst'ta buranın teknik direktörü benim. Daha önce çalıştığım takımlarda da 5 gün, altı gün gibi izinler veriyordum. En iyisini ben bilirime getirecek açıklamalarda bulundu. Hı hı. Bu izin mevzusu size sormak istedim. Yani bu kadar etkiler mi? 5 gün izin, 6 gün izin, milli arada ne düşünüyorsunuz? Yani 5-6 gün izin sezon akarken e, çok doğru olmayabilir. Benim çok sık rastladığım bir şey değil. Hı hı. E, bizim de yıllar önce bir Şampiyonlar Ligi maçı dönüşünde... E, ...hemen arkasından birlik maçı oynayıp milli araya gidecektik. Hoca benzer bir şey. Yani 4 gün izin vermişti. Kıyamet kopmuştu. Kıyamet kopmuştu o zaman. Yani kıyamet kopmasın diye doğru bildiğinizi yapmaktan geri adım atın demiyorum. Ama beş gün bana biraz fazla gibi geldi. Hı hı. 5 gün fazla. Yani en azından şimdi oynamayan oyuncular var. Formu çok yüksek olmayan oyuncular var. ve tedavisi devam edecek oyuncular var. İzin verdiğin zaman gidiyorlar. Yani tedavi tedaviler de devam etmeli. Yani günlük rutin bir şekilde devam etmeli. Bence 5 gün fazla olmuş. Hazırlık Ama maçı yapılabilirdi. Konu, konu bence Beşiktaş'ın 5 beş gün izin vermesi değil. Hı hı. Bakın... Hep aynı şeyi söylüyorum. Beşiktaş transfer planlamada bence hata yaptı. Şeyde... Yani Musrati konusu... Musrati'nin belli bazı yetenekleri olduğunu biliyoruz. Ama... Bir Tayfur ile Yani stoperlerinin önünden bahsediyorum. Tayfur ile mukayese edin. Bir Atiba Hutchinson'la mukayese edin. Bir Joseph de Souza'yla mu e mukayese edin. Bugüne gelelim. Bir e, Torreira ile rakiplerinizden veya bi veya biraz geri Melo'yla... ile mukayese edin. Fena maçı için bugün Amrabat'la bir olmadı İsmail'le... bir mukayese edin. Yani stoperlerin önü sağlam durmuyor. Beşiktaş orta sahasında bir tane çata çat oynayan oyuncu yok. Bir, numunelik bir. Topu alınca agresif Getson. Hı, hı Ama top rakipteyken göğüs göğüse oynayan oyuncu görmedim ben Beşiktaş'ta. Siz gördünüz mü? Yok. Yok yani sağ kanat dövüşmez, sol kanat dövüşmez, ön taraf dövüşmez. Arka tarafta zaten bir tanesi çıt kırıldım. Yani, yani bu dövüşmeden olmuyor. Bu dövüşmeden olmuyor. Maalesef. Dolayısıyla Musrati alacak... dönene kadar mevsim geçmezse... bir seçenek görecek. E top rakibe geçtiğinde bakın bir golde... E, gol değildi de o... çok net bir Göztepe atandı. O kadar basit düştü ki oyundan. İlk 6 dakikadan falan bahsediyorum 5. 6. dakika. O kadar basit oyundan düştü ki. Yani tek bir manevra gösterdi Göztepe'li oyuncu. Musraat'ı hatta'ya gitti. Dört oyuncu devam etti. Geri medali gördü ya. Beşiktaş daha yakın zamanda. Geri medalden bahsediyorum yani. Stoperlerin önünde. Atiba'yı gördü. Yani stoperlerin önünde oynayan oyuncu herkesin güvenliği, herkesin arkasına saklanacağı adam. O yok. En başta. En başta o yok. Devre mutlaka buraya bir oyuncu alınması gerekiyor. Tipi de tarif ediyorum. Joseph de Souza. Yani Beşiktaş performansı... Hı hı. ...döneminden bahsediyorum. Stoperler, o zaman Atiba'yı ayırmıştı öne doğru. Hatırlayın. Evet, doğru. Sergen Atiba'yı biraz daha öne doğru getirdi. Evet. Atiba da dünyanın golünü attı o sene. Hı hı. E, bir Joseph'i hatırlayın yani. O köprüden melekler geçebiliyor muydu? Doğru. Evet Beşiktaş'a da... ...başarılar dileyelim. Ee, Makabi maçında her ne kadar... ...iç saha maçı olsa da... Maçı biliyorsunuz seyircisiz bir şekilde Macaristan'da oynayacağız. Ee, umarız oradan da 3 puanla döner Beşiktaş. Umarım. Önemli maç. Çok kritik maç. Yani hem e, 9 puana getirir iddialı noktaya gelir. Hem bir havayı düzeltir. E, hem de ne olursa olsun şu günlerde maka bir talebiyle oynuyorsanız yeneceksiniz yani. Evet. O anlamda da umarız temsilcimiz 3 puanla maçtan ayrılır diyelim. Umarız. Ve... Dilerseniz modern futbolda performans piramidi ve yapay zeka kapa bölümüne geçelim. Tamam. Arkadaşlar hepimiz maç anında sesli yorumlarla spor uygulamasındayız. Eyyam var mı? Kırmızı kart doğru mu? Kim iyi? Kim kötü? Pozisyonlar, goller, oyuncu değişiklikleri maçla alakalı ne varsa hepsi sesli yorumlarda sporsta. Önder Hoca, Metin Tekin, Abdülkerim Durmaz ve bütün sevdiğiniz voley yorumcuları, neo yorumcuları hepsi birden sporsta. Sen de aşağıdaki linkten hemen sporcu uygulamasını indir. Canlı maçları bizimle takip et.